Esselamu aleyküm. Ebced ve cifir hesabı, İslam'dan önce de uygulanmış bir uygulamadır. Bunu en çok da Hazreti Ali uygulamıştır. Ve bu asrımızda Hazreti Ali'ye tabi olaraktan Bediüzzaman Hazretleri bu işin mahirleri olaraktan uygulamışlardır. Burada mesele bunu inkar etmek değil. Mesela bizler 70 yıllarında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek üzere Kur'an kursuna gittiğimizde aslında ebced cifir hesabıyla başlıyorduk Kur'an öğrenmeye. O zamandan itibaren elifbalarda ebced, hevves, hüddü, kelemen, safes, sahez, dazigilen, fetebarekallah, ahsenül halikim. Yani her bir harfin eliften ye'ye kadar her bir harfin bir rakamsal değeri var. Mesela ebced derken elif, be, cim, dal. 1, 2, 3, 4, hevves, he, vav, ze. 5, 6, 7 gibi gidiyor. 9'dan sonra 10'ar 10'ar 10, 20, 30. Ondan sonra 100'den sonra 100'er 100'er 100, 200, 300 diye gidiyor. Böylece işin mahiri olan insanlar, maharetli olan insanlar buradan bir mana çıkartabilirler. Nitekim bununla ilgili daha önceleri de yaptığım sohbette Hacı Bayram-ı Veli İstanbul'un fethi sırasında Fatih'in babası olan 2. Murad'ın kendisine efendim İstanbul bize müyesser olacak mı diye soru sorması üzerine o da ona cevaben bir müddet murakabede bulunduktan sonra hayır demiştir. Şu beşikteki çocuk ile bizim şu ak oğlan Akşemseddin'e müyesser olacak. Bunu birkaç belki manevi kerameti cihetiyle de düşünülebilir ama bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki Beldetün Tayyibetün ayet-i kerimesi miladi olarak çevrildiğinde 1453'ü 53'e tekabül etmektedir. Bunun üzerine 2. Murat böylece oğluna ihtimam göstererek de adeta onun İstanbul'u fethetmesi için bir zemin hazırlama durumu içerisine girmiş oluyor. Yani bu Fatih dönemindeki hurufilerin çıkmasıyla ebced cifir hesabının asla bir alakası yok. Orada bir küstahlıktır, kabalıktır. Ehil olmayanların kafalarına göre istedikleri gibi uydurmalarıyla alakalıdır. Yoksa ilmi bir hakikati ebced ve cifir hesabının vardır. Bununla ilgili ben de yapmış olduğum çalışmalarda İstanbul'un fethi ve Fatih diyerekten yapmış olduğum çalışmada da bunu ele aldım. Burada da bunu dile getirdim. Yani bazı tarihi olaylar ki mesela bazı şairler kendilerine şiirlerinde tarih düşmüşlerdir. Ebced cifir hesabı ile kendilerine tarihi olaraktan şiirlerinde ebced cifir hesabıyla tarih düşmüşlerdi. Bunda da ister istemez bir anormallik durumu söz konusu değil. Şu bir hakikattir ki bizler 1000 değil, 10.000'de bekleriz. Ama hakikat ve işaretler başka şeyi göstermektedir. Nitekim Kehf suresinin son ayetinde, Lokman suresinin son ayetinde ki Kehf'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Kehf suresini çok okumayı tavsiye eder. Lokman suresinin en son ayetinde mugayyebat-ı hamse diye binilen yani beş gaybi şey ancak onu Allah'ın bileceği onlardan birisinin de kıyamet olduğunu ifade etmektedir. Ancak mesela ben ilahiyat 4. sınıfta iken 1984 yılında ilahiyat son sınıfta iken bitirme tezi olaraktan Ahiret Ahvali adlı bir kitap hazırladım. Yani onu da kendi sitemde de bulabilirsiniz onunla ilgili yapmış olduğum o konuyla ilgili aynı şekilde çalışmamda da yani gerek kıyametin kopmasının fiziki olarak gerekse de bilimsel olarak da. Yani bu durumun nasıl olacağına dair bilim adamlarının, fizik alimlerinin ve din adamlarının yapmış olduğu bilimsel çalışmalarını esas aldım. O da bu tespitler.com'da ahiret ahvali diye onu da bulabilirsiniz. Burada karşılaştığım nokta şu olmuş oldu. Din alimleri 2250 yılında kıyametin kopacağını ki onu ifade ettik. Bu bir tahmini rapordur. Hava tahmin raporu gibi. Yoksa gaybı Allah bilir. Onu da ifade ettiğim gibi Lokman suresinin en son muhayyebat-ı hamse diye ifade edilen. Bunu neye dayandırdım? Mesela bunu tefsir yaptığım sohbetlerimde de dile getiriyordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ümmetim istikametle giderse 1500 yıl yaşar. İstikametle gitmezse 1000 yıl yaşar. Abbasi Selçuklu ve Osmanlı'ya baktığımız zaman
o istikametin tesis edildiğini görüyoruz. Görüyoruz. Ondan dolayı tahmini, hava tahmin raporu gibi. Yani meteoroloji der ki yarın yağmur yağacak. Hatta bir ay sonrasını söylüyor. Bir ay sonrasını söylüyor. Şöyle şöyle olacak diye. Yağmaya da bilir. Daha dehşetlisi de olabilir tahminin dışında. Bu bir tahmin raporudur. Bu neye benzer? Biraz daha izah edeyim ki daha iyi anlaşılmış olsun. Bir doktora 80 yaşındaki bir amcanın geldiğini düşünün. O doktor tüm tahlilleri yaptı. O doktor aynı zamanda bütün filmlerini çekti ve neticeye baktı. Akrabalarına diyebilir. İşte dedenizin 3 yıl aylık bir ömrü var. 3 ay ancak yaşar. Şimdi o adam 13 yılda yaşayabilir, 3 saat sonra da vefat edebilir. Bu genel raporlara göre yapılan bir tahmini rapordur. İşte onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten Efendimiz ahir zaman peygamberi. Bir. İkincisi zaten 1446 sene önce, 1400 küsür sene önce gelen ayet-i kerimede, Efendimiz'e gelen ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki İktarabet-i sağ, vanşakkal kamer. Kıyamet yakındır diyor. Şimdi 1400 sene önce kıyamet yakın olursa, bugün ben söylemeyeyim, siz ne kadar yakın olduğunu varın takdir edin. Yine fizik alimleri diyor ki, din alimleri buna dayanaraktan 2250 yılında diyor kıyamet kopacak. Fizik alimleri de 2150 yılında. Bunu neye dayandırıyorlar? Onlar da şu anda güneşte bulunan enerjinin bitip onun yerine helyumu yakmış olduğunu. Yani bu diğer bir ifadeyle içinden kopan parçaları adeta yakıyor. Diğer bir ifadeyle belki biraz reklam gibi olacak ama anlaşılsın diye. Mesela silver sobalarının özelliği tuğlalı olması hasebiyle içinde odun ve kömür yanıp bittiği halde hala ısısını verir. Hala ısısını bakarsın bir saat hala içeriği ısıtıyor. O içerisindeki ısınan tuğla sıcaklığını dışarıya vermiş olur. Adeta güneşin içerisinden kendi içinden kopan tabiri caizse anlaşılsın diye ifade ediyorum. Şimdiye kadar içinde yakmış olduğu odun ve kömürün bitmesi, yakıtının bitmesi neticesinde adeta içinden kopmuş olan parçalar ki dünyamızdan 1.300.000 defa büyük olan o güneşin içinden kopmuş olan parçalarının yanması neticesinde o sıcaklığı ısıyı veriyor. Bir de dikkat ediniz. Mesela soba sönmeye yakın bir anda parlar. Anormal derecede sıcaklık verir. Ondan sonra affedersiniz fos diye söner. Şimdi güneşte bakıyorsunuz ki dünyayı tedirgin eden bir nokta dünyamız ısınıyor diyor. Çünkü son anda adeta ışığını dışarıya vermiş olması neticesinde şiddetli bir sıcaklık. Ondan sonra sönmeye doğru. Yine yüzünde ayet-i kerimede de buyuruyor İze şemsu küvret, güneş dürülecek. Yüzünde bulunan lekenin gittikçe büyümesi, adeta onu sarıp sarmalamış olması bu artık onun sona doğru yaklaşmasını gösteriyor. Dünyanın zaten genel olaraktan ekolojik dengesinin bozulması da herhalde sizlere bir şeyleri hatırlatsa gerek. Dünyanın gittikçe ısınması neticesinde buzulların erimiş olması, dünyanın gittikçe birkaç santim de olsa suyunun artması, İngiltere gibi böylece kara olan yerlerin denizlere dönüşmüş olması, suyun istila etmiş olması, birçok karaların sular altında kalmış olma tehlikesi bunu otomatikman göstermiş oluyor. Bu bir tahmin raporudur. Bu kesin bir bilgi elbette ki değildir. Onu kimsenin de haddi değildir elbette ki bu noktada bunu ifade etmek. Bununla ilgili yine kendim de adeta yani kıyametin yaklaşmasıyla ilgili elbette ki Peygamber Efendimizin de rivayet ettiği birçok hadisler var. Kıyamet alametleri diye. Onunla ilgili yine sitemde de bu manada işte kıyamet alametleri diye yapmış olduğum çalışmalarda da yazılarda hadisler ve ayetler ışığında da açıkça belirtmektedir. Mesela Müştak Baba'nın bu meşhurdur. İnternette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ankara'nın 1923 yılında başkent olacağını söylemiş olduğu bir şiir var. Yani neredeyse 150 yıl kadar önce onunla ilgili burada bu notu da almışım. Bu notu da almışım. Ve kıyametin 10 tane büyük. O kendimin de daha sonra kitap olarak bastırdığım Ahiret Ahvali kitabında da ifade ettiğim gibi kıyametin 10 tane büyük alameti ve yüzlerce küçük alameti. 10 tane büyük alametine baktığınız zaman önemli çapta çıktığını görürsünüz. Yüzlerce alametine baktığınız zaman bazılarını saymama gerek yok. Yani genel olaraktan bilinmekte ama bir şey söyleyeyim. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tetetavvelun el bünya. Ah, kıyamete yakın zamanda binalar yani gökdelenler yükselecek. Gökdelenlerin bizim geçmişimizden
geleceğe doğru baktığımız zaman 50-100-150 yıllık bir mazisi var. Oysa bunu Efendimiz 1400 küsur sene önce söylüyor. İşte gerek Müştak Baba'nın, gerekse kıyamet alametleriyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu hadisler veya Kur'an-ı Kerim'den çıkartılmış olan işaretler ile, remizler ile bunu çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Burada da ben bu konuyu biraz daha detaylı olarak ben ele aldım. Buradan bakılıp inşallah istifadeye medar olabilir. İşte bununla ilgili yine ahir zaman fitneleri, kıyamet kopacakmış, kıyamet yakındır ki demin dediğim gibi ifadelerde de zaten dünyanın sonu ile ilgili noktalardır. Burada kıyamet yazdığınızda zaten otomatikmen bununla ilgili sitemde de belirtildiği üzere birçok bu konuda kaynakları burada bulabilirsiniz. Bununla ilgili bu konuları genel olaraktan ele alabilirsiniz. Kıyamet ve kıyamet alametleri ile ilgili olaraktan. Burada bu konuyu geniş detaylı Dabbe, Yecüc, Mecüc gibi konuları genişçe ele aldım. Burada mevcut olduğu için detayına girmiyor. Sadece sizlere özetlemeye çalışacağım bu noktaları. Evet, gaybı Allah bilir. Yani elbette ki şuhut alemine çıkmamış, görülen aleme çıkmamış olan, yani gaybilikte kalmış olan şeyleri elbette ki çıkmadığı için insanların yorum yapmaya da hakkı yok. Gaybile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok durum var. Şimdi bir ikincisi, ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنُ يُحَى. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve hevesinden, keyfinden, arzusundan konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Elbette ki Rabbimiz bildirmiş ise Efendimiz de söyleyecektir. Başta Efendimizin İstanbul'un fethiyle ilgili لَتُفْتَحْرُنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَةَ فَلَنِيَمَ الْاَمِيُرَ اَمِيُرُهَا وَلَنِيَمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. Arapçada baştaki lam edatıyla sondaki şeddelinin tahkik ve kuvvetliliği ifade eder. Yani Efendimiz İstanbul fethedilecek derken haşa bir tahmin değil, kesin ve kesin, muhakkak ve elbette ki İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte o asker bu askerdir diye beyan etmesi gibi. Yine hadislerde araştırdığımda onu gördüm. Yemen, Şam ve daha da ötesine gideyim. Yani Kabe'nin durumunun hakikaten bu manada, ki Yemen Şam'ı söylememe gerek yok. Ki bunu daha önceleri yazmıştım bunu. Ta 2012 yılında bu meseleyi yazmıştım. Yemen ve Şam meselesiyle ilgili. Ve aynı zamanda Kabe ile ilgili de Efendimizin yapmış olduğu işaretler burada hadislere dayanarak, İbn Abbas gibi hadislere dayanaraktan bununla ilgili bazı işari noktaları, burada bazı belirtileri, hadisin haber vermiş oldukları beyanları dile getirdim. Daha önce bu gayba iman ederler meselesiyle ilgili Adıyaman'da Ulusal TV'de, Asu TV ve Mercan TV'de bu konuyu televizyonda da ele aldım. Orada da bu konuyu işledim. Yine kıyamet ile ilgili olaraktan, genel olaraktan bu konuyu ele aldım. Orada da televizyonda işledim. Kıyamet alametleri ilgili geniş olaraktan, detaylı olaraktan bu konuyu ele alaraktan orada da bunu işledim. Yine İstanbul'un fethiyle ilgili burada da en azından özetlemeye çalışmış olduğum hususiyetleri orada da televizyonda bunu ele aldım. Tefekkür dünyası sohbetlerimi, her hafta yapmış olduğum o sohbetlerimi orada dile getirdim. Kıyamet kopacakmış, yani 2012 yılında bu meselenin gündeme gelmesi üzerine yazmış olduğum bir yazı. Burada esas olan elbette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki hususiyetleri. Bu konuda şunu tespit ettim, ifade edeyim ki, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, مَنْ كَزَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim ben söylemediğim halde bana yalan iftirada bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu mütevatir bir hadistir. Bunda şek ve şüphe yoktur. Ama şu da hiç unutulmamalıdır ki o derecede ehemmiyetli, mütevatir derecesinde ehemmiyetlidir ki aynı şekilde bir hadis ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu söylemiş iken, hayır onu söylememiştir, bu hadis değildir. Ben bu hadise inanmıyorum, aklıma yatmıyor, mantığıma yatmıyor, kabul etmiyorum. İşte Buhari güvenilmez, Müslim güvenilmez, Tirmizi güvenilmez, Ebu Hüreyre güvenilmez diyerekten inkar eden insan da hiç mübalağa etmiyor. Açık ve net konuşuyorum ki o insan da cehennemdeki yerini şimdiden hazırlasın. Şimdiden hazırlasın. Evet, bununla ilgili yapmış olduğum birçok çalışmalarda da bu konuyla ilgili videolarda vesaire yazılarda da ele aldım. Bununla ilgili en azından burada link olaraktan, en azından işaret olaraktan buna işaret etmiş oluyorum. Evet, insanlar içinde eceli, ömür içinde
ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde Cenab-ı Hak saklamıştır. Kur'an kıyamet yaklaştı demin dediğim gibi Kamer 1'de. Kıyamet yakındır ferman ediyor. Bin bu kadar. Bu konu Bediüzzaman'ın tespiti ifadesi. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, bir seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Saat-ı kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip baid, uzak görülsün. İşte bunun içindir ki Hakim-i Mutlak kıyameti muhayyebat-ı hamseden, 5 gaybi bilinmeyen şeyden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ibham, bu kapalılık ve gizlilik sırrındandır ki her asır, hatta asr-ı hakikat bin olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti, şartları hemen hemen çıkmış demişler. Hatta sahabe o kadar ürperiyor ki ya Resulallah, eğer biz o zamana yetişirsek ne yapalım diye sahabe bu konuda tedirgin oluyor. Tedirgin oluyor. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli, uyanık kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin 1000 sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip yani yakın zannetmişler. Buna cevap olarak el cevap. Çünkü sahabeler feyzi sohbeti nübüvvetten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeki almış oldukları feyizlerden herkesten ziyade dar-ı ahireti düşünerek, ahiret yurdunu, ebedi ahireti, çoklukla kalacağı yerleri düşünerekten, çünkü yine Bediüzzaman ifadesinde olduğu gibi ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Mesele odur. Dar ahireti düşünerek, dünyanın fenasını, fani yok olacağını bilerek, kıyametin ibhamı vaktindeki, gizli vaktindeki hikmet-i ilahiyeyi anlayarak ve o yönde çaba göstermişler. Eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz. Tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. Yoksa vuku'u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikattan uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri hikmeti ibhamdan ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi. Hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Bediüzzaman Hazretleri Mehdi, Deccal, Süfyan meselelerini 100 yıl önce yazmış. Şuaalar adlı eserinin 5. şuasında ve onun alametlerini, özelliklerini, işaretlerini orada belirtmiş. Yani bunda artık şeye gerek yok ki. Yani açık ve net olaraktan Bediüzzaman Hazretleri hadis ve ayetlere dayanaraktan onların esaslarını dile getirmiş, beyan etmiş. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkla dizgin, nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi falan şahıs, falan zamanda, falan senede, falan günde dünyaya gelecekti gibi eğer tayin edilseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Yani imtihanın hikmeti fevt olurdu. Ben birkaç yıldır kıyametin yakın olduğunu söylerken Allah 1400 sene önce söylemektedir. Haşa, Allah yalan mı söylemekte? Öyle mi? Haşa. Evet, Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Nasreddin Hoca demiş ki, benim ölümüm demiş küçük kıyamet, bazı rivayetlerde hanımın ölmesi büyük kıyamet veya diğer bir ifadeyle. Yani hanımın ölmesi küçük kıyamet, ben de ölürsem büyük kıyametim kopmuş. Her şeyi bilen, elbette ki Allah-u alemi bir sevap. Her şeyi Allah, her şeyden, her şeyden daha iyi bilir. Cenab-ı Hak yakınlaştığını ifade ediyor. Allah elbette ki hakkı söylüyor. Biz burada hava tahmini raporunda bulunuyoruz. Bir tahmin raporudur. Kesin bilgi elbette ki Allah'ın nezdindedir. Zaten Efendimiz'e de sormuşlar kendi zamanında. Ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Bunun üzerine hemen ayet iniyor. Yes'elûneke anissâh, eyyâne mürsâhâ. Ey Habibim, senden kıyameti sorarlar. Kıyamet ne zaman kopacak derler. De ki onun ilmi elbette ki Rabbimin nezdindedir. Evet, kıyametin, dünyanın ne zaman kıyametinin kopacağı
elbette ki Rabbimizin nezdindedir. En iyisini bilen O'dur. Esselamu Aleyküm.